1. Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Sadece park veya sis ışıkları yakılarak araç sürülmesi. B. Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda sadece sis ışıklarının kullanılması. C. Geçme sırasında uyarı amacıyla uzağı ve yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içinde sıra ile veya ikisinin birlikte aynı zamanda yakılması. D. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hillerde uzağa gösteren ışıkların yakılması. Evet arkadaşlar, burada doğru cevap C şıkkı. Geçelim. Doğru cevap, C verilen cevap, boş. 2. I aracın yük ve teknik özelliğine. 2. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna. 3. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına. Sürücüler, araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır? A. Yalnız I. B. I ve 2. C. 2 ve I. D. I. 2 ve I. Arkadaşlar burada doğru olan cevap D seçeneği. Yani bir sürücü aracın yük ve teknik özelliklerine göre, görüş, yol ve hava durumuna göre, aracın cinsine uygun hız sınırlamalarını ne yapmak zorunda? Kendisi belirlemek zorunda arkadaşlar. Yani 3 seçenek de nedir? Doğrudur arkadaşlar. Geçelim. Şekildeki trafik işaretlerine göre bir numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır? A. Hızını artırmalı. B. Önündeki aracı geçmeli. C. Öndeki araçla arasındaki takip mesafesini azaltmalı. D. Daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli. Arkadaşlar şekli incelediğimiz zaman bir numaralı taşıt ve 2 numaralı taşıt. Bakın arkadaşlar, burada iki aracın geçemeyeceği kadar dar olan bir yerde dikkat ederseniz ne yapacak? Yani yol sağdan daralıyor arkadaşlar. Buna göre bir numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? Yani bir numaralı araç sürücüsü daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca mutlaka ne yapmalıdır? Yol vermelidir arkadaşlar. Bakın burada yol iki aracın geçemeyeceği kadar dar olduğunu gösteriyor. Bakın alttaki levhada da karşıdan gelen araca yol ver levhası. O zaman ne olursa olsun 2 numaralı taşıt ve 1 numaralı taşıt İki aracın geçemeyeceği kadar dar olan bir yolda karşıdan gelen araç var ise ilk geçiş hakkını ne yapmalıdır? Ona vermelidir arkadaşlar. Diğer bir soruya geçelim. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır? A. Otoyol. B. Demiryolu. C. Devlet yolu. D. Uluslararası yol. Arkadaşlar burada doğru olan cevap C seçeneğidir. Yani devlet yoludur. Diğer bir soruya geçelim. 5. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? A. Duraklamak. B. Araç içi ışıkları yakmak. C. Uzağa gösteren ışıkları yakmak. D. Sadece park veya sis ışıklarını yakmak. Arkadaşlar bakın burada tünelde aydınlatma yok. Bundan dolayı arkadaşlar uzağa gösteren ışıkları mutlaka ne yapmak zorunda? Yakmak zorunda. Yani doğru cevap burada
C seçeneği arkadaşlar. Evet, diğer bir soruya geçelim. Doğru cevap C, verilen cevap boş. 6. Trafik işaretlerinden hangisi genişlik, gabari, sınırlamasının olduğunu bildirmektedir? A. B. Arkadaşlar, gabari dediğimiz zaman araçların yüklü ve yüksüz olarak uzunluk, genişlik ve yüksekliğine biz ne diyoruz? Gabari diyoruz arkadaşlar. Bakın burada gabari olduğunu gösteren olduğunu bir genişlik olarak bakın dikkat ediyorsanız hangisi genişlik olarak? Bakın bu gabari. Bu da gabari. Bu da gabari levhası. Tamam mı? Şimdi burada genişliği soruyor. Genişlik sorduğu zaman arkadaşlar bu. Bakın. Evet, doğru cevap burada nedir? B seçeneğidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada yükseklik. Bakın bu yükseklik gösteren gabari. Bu genişliği gösteren gabari. Bu da ağırlığı gösteren. Bir de uzunluğu gösteren bir gabari var arkadaşlar. Evet, diğer bir soruya geçelim. Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur? A. Uygun mesafede mutlaka durması. B. Sola dönecekse durmadan seyrini sürdürmesi. C. Sağa dönecekse durmadan seyrini sürdürmesi. D. İleri yönde gidecekse durmadan seyrini sürdürmesi. Arkadaşlar şekli incelediğimiz zaman araca bakan levhanın üzerinde ne yazıyor arkadaşlar? Dur. Ne olursa olsun bu levhayı gördüğü zaman uygun mesafede mutlaka durmalı. Alternatif yollardan geçen araçlar veya yayalar var ise ilk geçiş hakkını ona tanımalı arkadaşlar. O zaman doğru cevabımız nedir burada? A seçeneğidir. Diğer bir soruya geçelim. İtfaiye araçları. İorgan ve doku nakil araçları. İki afet ve acil durum dilerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar. Hıfzanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları. Verilen araçların görev hali durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Şimdi burada arkadaşlar baktığımız zaman doğru cevabın C seçeneği olduğunu aşikar olarak görüyoruz arkadaşlar. İlk önce organ veya itfaiye veya can kurtaran. Yani ilk önce ne geçecek? İki geçecek. Bu organ ve doku nakli araçlarının içerisinde can kurtaran yani ambulans da vardır arkadaşlar. 2'den sonra itfaiye geçecek arkadaşlar. Yani 1. Sonra evet sanık ve suçlu taşıyan araçlar evet ve en sonunda da afet ve acil durum halindeki afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar mutlaka ne yapacaklar? Geçiş üstünlüğünü kullanacaklar arkadaşlar. Evet, diğer bir soruya geçelim. Evet arkadaşlar, burada geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların sıralanması var arkadaşlar. Videoyu durdurun ve bu sıralamayı arkadaşlar ezberleyin. Çünkü bunlar sınavda çıkıyor. Evet, diğer bir soruya geçelim arkadaşlar. Göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? A. 1 numaralı araca yol vermeli. B. Geçiş hakkını kendisi kullanmalı. C. Hızını artırarak kavşağa önce girmeli. D. Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı. Arkadaşlar şekli incelediğimiz zaman 2 numaralı taşıtın tali yoldan geldiğini net bir şekilde görebiliyoruz. 1 numaralı taşıt ise arkadaşlar ana yoldan geçiyor. O zaman 2 numaralı taşıt 1 numaralı taşıtın geçmesini ne yapmalıdır arkadaşlar? Beklemelidir. Evet, şıkları inceleyelim.
Bakalım. Evet, bir numaralı, iki numaralı araç geçiş hakkını kendi kullanmalı. Hayır. Korna çalıp bir numaralı aracı durdurmalı. Hayır. Bir numaralı araca yol vermeli. Evet, doğru cevap A seçeneğidir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır? Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir? A. 50. B. 70. C. 80. D. 90. Arkadaşlar bu otobüstür. Otobüs olduğu için aksine bir işaret yoksa yerleşim yerleri içinde azami hızı saatte arkadaşlar 50 kilometredir. Ve bu taşıtlar mutlaka takograf takmak zorundadır. 11. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır? A. Temiz olmayan yakıt kullanılması. B. Kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması. C. Hususi araçların kullanılmasına gayret edilmesi. D. Araç motorunun duraklama ve park etme sırasında çalışması. Evet arkadaşlar, burada doğru olan cevap kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması arkadaşlar. Yani doğru cevap burada B seçeneğidir. 12. Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha güneydedir? A. Uşak. B. Sivas. C. Trabzon. D. Konya. Evet, haritaya baktığımız zaman arkadaşlar bu taraf kuzeyi, pardon, bu taraf doğu, bu taraf batı. Evet, güney ve kuzey. O zaman doğru cevap nedir arkadaşlar? Tabii ki D seçeneğidir. Yani Konya nerededir? Daha güneydedir arkadaşlar. 13. Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir? A. Ada. B. Ayırıcı. C. Şerit. D. Banket. Evet arkadaşlar, burada doğru olan cevap C seçeneğidir. Yani şerittir. Evet, bakalım onunla ilgili ben hemen bir açıklama yapayım. Arkadaşlar işte buraya biz şerit diyoruz. Bir şerit de burada var. Bu yol ne? Bir gidiş, bir geliş olmak üzere kaç şeritli? İki şeritli. Evet. Bu da öyle. Bakın bir gidiş, bir geliş. Ne? Buna biz ne yapıyoruz? Şerit diyoruz arkadaşlar. Bakın burada da öyle. Birinci şerit, ikinci şerit. Diğer bir soru. Taşıt yolu üzerine çizilen şıklarda bulunan yatay işaretlemelerden hangisi yavaşlama uyarı çizgilerindendir? A. Arkadaşlar A değil. B de değil, C de değil arkadaşlarım. Ben burası. Yavaşlama, uyarı çizgileri. Evet arkadaşlar burada görebiliyoruz bakın. Büyük ihtimalle burada bir kavşak var. Bakın burada bir kavşak var. Kavşağa varmadan önce bakın dikkat ederseniz neler var? Çizgiler var. Ve bu çizgilere biraz yükseltili şekilde lastiklerde ses de yapıyor arkadaşlar. Yani bu kavşağa gelmeden önce bize yavaşlamamızı ne yapıyor? Bildiriyor arkadaşlar. Diğer bir soruya geçelim. 15.
Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlarda zorunludur. B. Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur. C. Motorlu araçlarda, motorlu bisiklet, motosiklet ve traktör hariç, zorunludur. D. Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanılan araçlarda zorunludur. Doğru cevap burada C seçeneğidir arkadaşlar. Motosiklet ve traktör hariç tüm motorlu taşıtlarda ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur. Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir? A. Ölümlü kazalarda asli kusurlu olmak. B. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak. C. Trafik işaretiyle belirlenmiş hız sınırını %10 oranında geçmek. D. Kanunda belirtilen miktarın üzerinde alkollü olarak araç kullanmak. Arkadaşlar burada doğru olan cevap zaten değildir soruyor. Burada doğru olan cevap arkadaşlar C seçeneğidir. Trafik kazası geçiren kişiler. Hız canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler. İki kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Arkadaşlar baktığınız zaman burada C seçeneğinin doğru olduğunu göreceğiz. Her ikisi de nedir arkadaşlar? Doğrudur. Diğer bir soru. Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur? A. El freninin çekilmesine. B. Motorunun durdurulmasına. C. Acil uyarı ışıklarının yakılmasına. D. Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına. Evet, burada hangisine gerek yoktur? Tabii ki arkadaşlar acil uyarı ışıklarının yakılmasına gerek yoktur arkadaşlar. A şıkkı, B şıkkı ve D şıkkına gerek vardır arkadaşlar. Geçelim. Trafik kuruluşunca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır? A. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır. B. Sadece şehir içinde araç sürmesine izin verilir. C. Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır. D. Sadece para cezası verilir. Evet arkadaşlar burada doğru olan cevap A seçeneğidir. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak ne yapılır? Geri alınır arkadaşlar. Ve psikoteknik muayeneye tabi tutulur. Ticari olarak yük taşımacılığı faaliyeti gösteren azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin 24 saatlik bir süre içerisinde devamlı olarak kaç saat araç sürmesi yasaktır? A. 1,5. B. 2,5. C. 3,5. D. 4,5. Evet arkadaşlar burada doğru olan cevap nedir? D seçeneğidir. Motorun soğutma sisteminde kullanılan donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A. Asit. B. Antifriz. C. Saf su. D. Elektrolit. Evet, doğru cevap burada nedir arkadaşlar? B seçeneğidir yani antifrizdir. Hız jant kapağı çıkartılır. 2 kriko ile araç kaldırılır. 3 bizon somunları sökülür. 4 bizon somunları gevşetilir.
ve aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır. Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır? A. Evet, burada doğru cevap arkadaşlar. Doğru cevabı soru üzerinde bulalım. Evet arkadaşlar, bijon somunları aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik tedbirleri alınır. Evet. Jant kapağı çıkartılır. Bijon somunları gevşetilir. Kirka öyle kaldırılır. Bijon somunları sökülür. Yani doğru cevap nedir burada? D seçeneğidir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır? A. Şaft. B. Motor. C. Tekerlek. D. Vites kutusu. Evet, doğru cevap burada B seçeneğidir. Yani motordur arkadaşlar. Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır? A. Fren pedalının. B. Far ampulünün. C. Marş motorunun. D. Silecek motorunun. Evet, doğru cevap burada marş motorunun arkadaşlar. Marşa basma süresini uzatırsak marş motorunu yakarız. Geçelim. 25. I şarj. 2 ABS. 3 yağ basıncı. Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir? Evet, burada doğru cevap arkadaşlar C seçeneğidir. 26. Aşağıdakilerden hangisi, sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır? A. Akü şarj ikaz ışığı. B. Yağ basıncı ikaz ışığı. C. Ön ısıtma bujileri ikaz ışığı. D. Motor soğutma suyu sıcaklığı ikaz ışığı. Arkadaşlar burada doğru olan cevap ön ısıtma bujileri ikaz ışığı. Sadece dizel araçlarda var arkadaşlar. 2. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? A. Fren hidrolik seviyesinin çok düştüğünü. B. Arka sis lambasının yanmakta olduğunu. C. Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu. D. Egzozdan çevreyi tehdit edecek boyutta gaz yayıldığını. Evet, burada doğru cevap arkadaşlar. Tabii ki C seçeneği arkadaşlar. 28. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir? A. Far ayarı. B. Buji ayarı. C. Avans ayarı. D. Rölanti ayarı. Evet, doğru cevap arkadaşlar A seçeneğidir. Yani far ayarıdır. Far ayarı motorda yakıt tasarrufunu sağlamaz arkadaşlar. 29. Kazazede hangi durumlarda kesinlikle sedye ile taşınmalıdır? A. Omurgasında kırık olan. B. Kaburgasında kırık olan. C. Birinci derece yanığı olan. D. Kolunda yara ve kırık olan. Doğru cevap arkadaşlar omurgasında kırık olan. Kesinlikle sedye ile taşınmalıdır arkadaşlar. Trafikte hangi temel devre sahip olan sürücü, aracını park ettiği yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığına dikkat eder? A. Bencil. B. Sorunsuz. C. Görgü seviyesi düşük. D. Empati düzeyi yüksek. Evet arkadaşlar, burada doğru olan cevap D seçeneğidir. Empati
düzeyi yüksek olan kişi. Diğer bir soru. 31. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? A. Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi. B. Şişliği azaltmak için bölgenin vücut seviyesinden aşağıya indirilmesi. C. Burkulan eklem yüzeyinin sürekli hareket ettirilmesi. D. Boğucu sargı, turnike uygulanması. Doğru cevap arkadaşlar A seçeneğidir. Sıkıştırıcı bir bandaj ile burkulan bölge tespit edilmelidir arkadaşlar. 32. Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır? A. Kalp durması. B. Bacak kemiği kırılması. C. Solunum yolu tıkanması. D. Delici göğüs yaralanması. Evet, doğru cevap arkadaşlar delici göğüs yaralanmasında yarı oturur pozisyonda oturtulmalı yaralı arkadaşlar. Diğer bir soru. 33. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır? A. Tıbbi yardım istenmesi. B. Burkulan bölgenin hareket ettirilmesi. C. Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi. D. Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması. Evet, doğru cevap burkulan bölgenin hareket ettirilmesi arkadaşlar nedir? Yapılan hatalı bir uygulamadır. Yani doğru cevap burada B seçeneğidir. 34. Koma halindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A. Solunum ve nabız kontrolü. B. Sıkan giysilerin gevşetilmesi. C. Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi. D. Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü. Doğru. Evet, doğru cevap burada arkadaşlar C seçeneğidir. Yani yapılmaz diyor. 35. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır? A. Kalp. B. Akciğerler. C. Pankreas. D. Böbrekler. Evet arkadaşlar kalp dolaşım sistemi, akciğer solunum sistemi, pankreas sindirim sistemi, böbrekler boşaltım sistemi. Evet doğru cevap nedir arkadaşlar? B seçeneğidir. Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır? Evet arkadaşlar doğru cevap burada 5 ve 4'tür. Yani C seçeneğidir. 37. Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir? A. Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması. B. Sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması. C. Yüksek basınçla akması ve zor durdurulabilmesi. D. Yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması. Doğru cevap arkadaşlar nedir? B seçeneğidir. Yani sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması kılcal damar kanamalarına örnektir arkadaşlar. 8. Sığ önce kendi can güvenliğini sağlaması. 2. Sakin, kendini güvenli ve pratik olması. Sığ insan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması. Verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir? A. Arkadaşlar burada tüm saydıkları şıklar bir ilk yardımcıda da bulunması gereken özelliklerdir arkadaşlar. Yani doğru cevap burada D seçeneğidir. 39. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır? A. Yaşı.
B. Boyu. C. Cinsiyeti. D. Vücut ısısı. Evet arkadaşlar, burada doğru olan cevap D seçeneğidir. Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler? A. Trafik içinde hatalı davranış sergileyen sürücülerin uyarılmaması gerektiğini. B. Bir toplumdaki kişilerin birbirlerine karşı davranışlarıyla trafik ortamındaki davranışlarının farklı olduğunu. C. Öfkeli araç kullanmaya eğilimli olmak ile saldırgan sürücülük davranışlarının birbirleriyle ilişkili olmadığını. D. Trafik kurallarının kişiler tarafından ve her koşulda güvenliği sağlamak amacıyla uygulanıp uygulanmayacağını. Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır? A. Öfkeyi bastırmak ya da yok etmek. B. Kızgınlığa yol açan olayları değiştirmek. C. İnsanlar ya da olaylar karşısında gösterilen içsel ve dışsal tepkilerde kontrolsüz davranılmasını sağlamak. D. Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. İnsanların değişebildiğine inanmalıdır. B. Dinlerken aynı zamanda değerlendirme eğiliminde olmalıdır. C. Karşısındakinin kişiliğini sevmediğinde zihnini ona kapatmalıdır. D. Tek bir olayın, birini anlamak için yeterli bir örnek olduğunu düşünmelidir. Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A. Öfke. B. Empati. C. Bencillik. D. Sorumsuzluk. Doğru cevap 44. Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir? A. Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi. B. Sürekli şerit değiştirerek, slalom yaparak, araç kullanması. C. Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması. D. Trafik içindeki davranışlarının sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması. 45. Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkilerindendir? A. Belediye sınırları içindeki yollarda park düzeni, işaretleme, yaya ve okul geçitlerini belirlemek. B. Kara yolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak. C. Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve kara yollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak. D. Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek ve bunları her safhada denetlemek. Olduğunuz videodaki hareketli gösterge aşağıdakilerden hangisidir? A. Yakıt göstergesi. B. Yağ göstergesi. C. Devir göstergesi. D. Lastik hava basıncı. I. Can ve mal güvenliğini tehlikeye attığı. 2. İleri sürüş tekniklerine sahip olduğu. 3. Şerit takip kurallarına uyduğu. 4. Geçme kurallarına uymadığı. Motosiklet sürücüsü için numaralanmış ifadelerden hangileri kesinlikle söylenebilir? A.
48. Aşağıdaki hangisi videodaki sıkıntılı durumun yaşanmaması için uygulanmalıdır? A. Siyah aracın beyaz araca ilk geçiş hakkını vermesi. B. Beyaz aracın beklemesi. C. Siyah aracın sol şeride geçmesi. D. Sarı aracın hızlanması. Olay yerindeki araç sürücüsü ilk yardımın temel uygulamalarından hangisini gerçekleştirmektedir? A. Korunma. B. Bildirme. C. Kurtarma. D. Tedavi etme. Doğru cevap, B. Verilen cevap, boş. 50. İzlemiş olduğunuz videodaki kişi aşağıdaki sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden hangisini gerçekleştirmektedir? A. Hoşgörülü. B. Saygılı. C. Dikkatsizlik. D. Sabırsızlık. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Şimdiden gireceğiniz sınavlarda başarılar diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.